Merhaba. Hayatta bir matematiksellik var ve bazı platformlar var. Yapılan hesaplamalar da o platforma göre olursa doğru sonuç elde edilebilir. Ben de bu matematiksellikle bazı öngörülerimi aktarmak istiyorum. Olumsuz düşünce diyarından söz etmek istiyorum. Olumsuz düşünce diyarı tabiri bana ait. Olumsuz uyaranlara çok fazla maruz kalan insanların problemi olarak adlandırdım. Olumsuz düşünce diyarı diye bir tahminim. Günler önce bir tespitte bulundum. Bu tespiti burada aktarmak istiyorum. Odanıza hangi renkte ışık gelirse etrafta o rengi ve onun yansımalarını görürsünüz. Etrafınızda çok fazla olumsuz uyaran varsa, sizi dengeleyecek olumlu uyaranlar azalmışsa bu sefer etrafınızda görmüş olduğunuz o uyaranlar zihninizde birikir, toplanır ve en sonunda da size sürekli fısıldanan olumsuzluklar olarak da ortaya çıkabilir. O halde zihninizde duymuş olduğunuz veya kulağınıza fısıldanıyormuş gibi hissettiğiniz o olumsuz düşünceler, olumsuz öngörüler acaba ne kadar size ait? Büyük ihtimalle çoğu veya tamamı size ait değil. Çünkü insanlar yapmış oldukları iyi fiillere karşılık ödüllendirilmedikçe ve böylelikle de insanlar olumsuz düşüncelerle karşılaşınca ve olumsuz konularla karşılaşınca bu ki zihinleri onlara şöyle şeyler fısıldayabilir. Sen o kadar iyi şey yaptın ancak olumlu değil de olumsuz konularla karşılaştın. O halde burası o kadar da güvenli bir yer değil. Hayatta ilerlerken tedbirli olman adına daha farklı seçenekleri sana sunuyorum diye daha fazla olumsuzluğu akla getirebilir. Çünkü insanlar ilerlerken daha sağlam ilerleyebilsinler diye bu hayatta zihin olumluları değil de daha çok olumsuz şeyleri akılda tutar ve böylelikle de insanların karşılarına çıkabilecek çukurları, engebeleri ve herhangi bir mani teşkil edebilecek olayı kişiye gösterir ki insanlar hayatta daha sağlam ilerleyebilsin diye. O nedenle olumsuz düşünceler daha çok zihinde tutulur. Çünkü sistem böyle çalışabiliyor. O nedenle de insanlar böyle durumlarla karşılaştıklarında bu düşüncelerin kendilerine ait olmadığını bilmelerini rica ediyorum. Çoğunlukla bu düşünceler kendilerine ait değildir ve bundan da sorumlu olmuyorlar. Hassas ve iyi niyetli insanlar kuruntular yapabilir. Bazen de bazı insanların hayatında farklı öğrenilmişlikler oluyor. Yani doğru olarak kabul edilen yanlışlar da olabiliyor. İnsanlar tabii ki hayatının her döneminde kendisini çok fazla geliştirmiş ve her şeyi net olarak görebilen bir konumda olmayabilir. İşte böyle zamanlarda insanın tarafsız düşünebilmeye çalışmasında yarar var diye söylemek istiyorum. Bazen insanların kafalarındaki kurallara uygun olmayan bazı düşünceler de akla gelebilir ki bunlar çok normal. O halde insanlar farklı şeyler düşünebilir, alternatifler düşünebilir, bazı şeylerin zıttını düşünebilir. Bunlar çok normaldir. Bunu da eklemek isterim. Esasında olumsuz düşünceler diye adlandırılan konular kişilere çoğunlukla ait olmamakla birlikte bunlar yaşanmış olan bütün olumsuzlukların toplamı veya özetidir. Yani zihninizin size bütün olumsuz seçenekleri sunmaya çalışmasının, size iyilik yapmaya çalışmasının esasında bir göstergesidir. Siz hayatta daha dikkatli ve tedbirli olabilirsiniz diye. O nedenle olumsuz düşüncelerin tamamen kendinize ait olduğunu düşünerek kendinizi kabahatli hissetmeniz bir düşünce hatası olabilir. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Neden matematikten söz ettim? Çünkü bazen insanlar çok fazla olumsuz uyaranla karşı karşıya kalabiliyor ve böyle dönemlerde de kendisini kabahatli hissedebiliyor. Bazen yapmış oldukları fiiller ya da bir şeyler yapamamış oldukları süreçler işlevsiz bir halde insanın hayatının ortasında durabiliyor. İşte hayatta daha işlevsel şeyler yapabilmek ve kazanç sağlayabilmek adına maddi veya manevi bu konuyu da hatırda tutmakta yarar var diye düşünüyorum. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.